Bence cep telefonları tüm dünyayı bozdu. Bayramlar da bitti. Bayramlar tatile döndü. Nerede o eski bayramlar? Hatır vardı, gönül vardı, büyük vardı, küçük vardı, saygı vardı, hürmet vardı. Bunun sebebi internet. Dediğin doğru. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla birlikte akıllarda tek bir soru oluşuyor. O da nerede o eski bayramlar? Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına nerede o eski bayramlar diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Eski bayramlar yok maalesef. Herkes özellikle bu dönemde pandemi sebebiyle ne kimse kimseye gidebiliyor, ne büyükleri ziyaret edebiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ancak kendimizi böyle mesafeli olarak dışarıya atabiliyoruz. Yani bir büyüğümüzün, babamızın, dedemizin bile elini öpmeye gidemiyoruz artık. İnşallah şu pandemi olayı biter. Eski bayramlara kavuşuruz diyelim. Hayırlısıyla. Eskiki büyük küçük saygısı, sevgisi tamamen kalkmış aradan. Küçüklerin büyüklerine sayması şey yok. Onlar onu sevemiyorlar. Yani böyle bir birlikteliğimiz tamamen dağılmış yani. Bu bir ahlaki çöküntünün bir özelliği midir diye düşünüyorum ben de yani. Teşekkür ederim. Saygı sevgi kalmadı diyorsun. Evet, mutlaka mutlaka. Cenab-ı Hak inşallah onları tekrar yeni üzerimize getirir de bereketimiz çoğalır. Kazancımız çoğalır. O sevgiyle yine bizi bir muhabbetli bir ortama getirir diye. İnşallah. Vallahi eski bayramını hiç görem yok ki. Köye gidip ki köye gidek dedik, köye de gidemiyor. Gitsek köyde güzel çevreyle, neyle, dostuna, neyle oturuyorduk. Şimdi o da yapamıyor. Eski bayramlar köyde mi? He, köyde vardı ya, o da kalmadı. Köyde vardı, köyde de kimse kalmamış. Kayseri'ye koşmuşlar hepsi. Kimisi İstanbul, kimisi. Köyde 10 kişi kalmış. Onun için her şeyin tadı yok yani. Tadı tuzu kalmadı. Soğumuz Allah hayır getirsin. Peki pandeminin etkisi olmuş olabilir mi bunda? Olabilir de bu kadar da olur mu? Yok. Gençlik boş. Gençlik hep boş. Benim evde iki tane oğlan üniversite mezunu yatıyor. O eski bayramlar, ben 68 yaşındayım. 23 yaşından sonraki bayramlar hep hani öyle bayram. Bizde büyük küçük ne bileyim hal hatır gönül komşu aksım akraba vardı. Maalesef şimdi hiçbir şey kalmadı. Ne hatır ne gönül ne büyük ne küçük. Kültürümüz kayboldu yani. Bu kadar basit. Kısacası. Peki bunun sebebi ne olabilir? Vallahi bunun sebebi fantazidir. Hayat şartlarıdır. Geçim dertleridir. Yani bir sürü sebepleri var. Saymakla bitmez bunların sebepleri yani. Yani bir tane iki tane değil tabii yani. Söyleyeceğim bu kadar. Nerede o eski bayramlar? Hatır vardı, gönül vardı, büyük vardı, küçük vardı, saygı vardı, hürmet vardı. Şimdi o günleri arıyoruz. Büyük belensiz, küçük belensiz, meydanesiz derler ya. Şimdi kimse kimseye sahip çıkmıyor. Kimse kimsenin kapısını açmıyor. Kimse kimsenin bir bardak çayını, suyunu içmiyor. Allah bu günlerimizi aratmasın kızım. Ben 10 sene Güldefen bu Ali Muhtarlığı yaptım. 94-2004 yıllarında 50 bin kişiye 10 sene hizmet ettim. Şimdi birisi selamun aleyküm demiyor. O günler nerede o günler? Sizce bunun sebebi nedir? Pandemiden böyle bir durum. Pandemine ilgisi yok abi ki. Bende ilgisi yok. Pandemine ilgisi yok. Pandemi şurada bir seneden beri öyle. Ben 1965'te Kayseri'ye geldim. Ben geleli 56 sene, 57 sene oldu. Şurada görmüş olduğunuz, şurada lokanta vardı, fırın vardı, kahve vardı, burası şuralarda. Şimdi hiç adam önünden geliyor, selam vermiyor. Yanından geçiyor, selam vermiyor. Binaya çıkıyor, selam vermiyor. İniyor, selam vermiyor. Herkes kendine göre bir devlet bu anda. Eski bayramlar burada ne iyiydi? Büyüklerini bilirlerdi, küçüklerini bilirlerdi, toplanır gelirlerdi. Büyükleri ziyaret ederlerdi, hastaları ziyaret ederlerdi. Ama şimdi öyle değil yavrum. Hastayı da ziyaret yok, şeyi de ziyaret yok. Bunun sebebi internet. Dediğin doğru. İnternet, başka bir şey değil. Şey bozan internet. Evden geçmiş olsun diyor internet. He, telefonun. O zaman eskiden telefon mu vardı? Telefondan başın sağ olsun, geçmiş olsun yavrum. Peki pandeminin bir etkisi olmuş olabilir mi? Olur. Pandeminin hiç alakası yok. Olur olur. Onda biz ziyarete gidemiyorduk. Evde mahkumuyduk. Evden çıkamıyorduk. Ziyarete gidemiyorduk. Kimse kendi çocuğum bile zor geliyordu bayramlaşmaya. Telefonuna. Bayram mübarek olsun baba. Eski Türkiye, eski dünya
Hiçbir şey kalmadı. Bayramını bırakın. İnsanlık kalmadı. Ondan sonra dürüst insan kalmadı. Şimdi fazla konuşursam ya bu kadar. Yani bayram değil. Yani her şeyimiz gitti benim için. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bence cep telefonları tüm dünyayı bozdu. İnternet cep telefonuna girmesi her şeyi götürdü. İnsanlığı da, dürüstlüğü de, büyüklüğü de, küçüklüğü de hep kayboldu. Bayramlar da bitti. Bayramlar tatile döndü. Milletin çoğu bayram gelse de tatile çıksak maksadını taşıyor şu anda. Peki telefon ve internet ne tür etki yaratmış olabilir? Şöyle çevrenize baktığınız zaman, otobüs, tramvaya bindiğiniz zaman 100 kişiden 99'un hepsi cep telefonu elinde, dünyadan haberleri yok. İnternet. Hayat bitti, internete döndü. Bayramlar da bitti. İnternet de güzel bir şey de, onu iyi kullanabilirsen çok güzel bir şey mesela.